gelişmiş bir sanal alemin sıradan figürleri miyiz? Deneyimlediğimiz şeyler aslında bilgisayar simülasyonuna benzer yapay bir gerçekliğin içinde yaşadıklarımız ya da yaşatıldıklarımız mı? Simülasyon hipotezi, tüm evrenin ve nesnel gerçekliğimizin yalnızca simüle edilmiş yapılar olduğunu öne süren felsefi bir teori. Bu konu ilk kez Matrix filmi sonrası geniş kitlelerce tartışılmaya başlandı. Morpheus, Neo karakterine kırmızı ve mavi hapı uzattığı anda aslında o el bizlere de uzanmıştı. En azından çoğu kişinin içine şüphe tohumları atılmıştı. Ancak bu konu zamanla daha ciddi bir zemine oturmaya başladı. Önce CIA'in daha 1980'li yıllarda bu konuyu araştırıp hatta kanıtlar bile bulduğunu, çoğu deneyin de bu simülasyonu tecrübe ettiğini iddia eden rapor ortaya çıktı. Rapor Matrix filminden yıllar önce hazırlanıp filmden yıllar sonra kamuoyuna açıklandı bu arada. Sonra pek çok araştırmacı ciddi ciddi sanal gerçeklik konusunu tartışmaya başladı. Hatta Elon Musk da Matrix'te yaşadığımızın en büyük savunucularından. Bir tweetinde, "Bildiğimiz gerçekliğin bir bilgisayar simülasyonu olmaması ihtimali milyarda bir" demişti. Musk, kaderin kesin ve önceden yazılmış olduğuna, muhtemelen hali hazırda ileri seviyede gelişmiş bir uygarlık tarafından yaratılmış bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımıza inanıyor. Bu konuda farklı farklı görüşler olsa da ilk kez bilim dünyasından Matrix'te yaşadığımıza dair kanıt bulunduğu açıklaması geldi. Portsmouth Üniversitesi'nden fizikçi Melvin Wobson, yeni yayınladığı çalışmasında aslında sanal bir gerçeklikte yaşadığımızı kanıtlayan yeni bir fizik yasasından bahsediyor. Araştırmanın başlangıcı bir yıl öncesine gidiyor. Tezini anlayabilmek için biraz fizik ve bilgisayar kodlama bilgisi de gerekiyor. Wobson, geçen yıl bilginin ve temel parçacıkların insan DNA'sına benzer bir kütleye sahip olduğunu öne süren bir araştırma yayınlamıştı. Aynı zamanda bilginin nasıl hareket ettiğini açıklayan ve bilgi dinamiğinin ikinci yasası adını verdiği bir fizik yasası bulduğunu açıklamıştı. Bu araştırmasını daha da geliştiren fizikçiye göre bilginin de bir kütlesi var ve tüm temel parçacıklar insan DNA'sına benzer şekilde kendileri hakkında bilgi depoluyor. Özetle Wobson, bilgiyi enerji ve kütle ile aynı düzeyde fiziksel bir seviyede görüyor. Bilgi dinamiğinin ikinci yasasının bir diğer önemli yönü 2019'da formüle edilen kütle, enerji, bilgi eşitliği ilkesini doğruluyor gibi görünmesi. Eğer bilgi fizikselse, o zaman termodinamiğin ikinci yasası sistemlerin dengeli bir şekilde enerjinin en aza indirileceği şekilde gelişmesini gerektirir. Bu nedenle bilgi içeriğindeki bir azalma kütle enerji bilgi eşdeğerli ilkesine göre kütle enerjisinde bir azalmaya dönüşecektir. Dolayısıyla bilgi dinamiğinin ikinci yasası sadece kozmolojik bir zorunluluk olmayıp termodinamiğin ikinci yasasının da yerine getirilmesi gerektiğinden bu yeni fizik yasasının bilginin gerçekten fiziksel olduğunu kanıtladığı sonucuna varabiliriz. Wobson'a göre günlük yaşamda gözlemlediğimiz simetri de simülasyon teorisini destekleyen noktalardan. Evrende neden simetri hakimdir? Bu, bilgi dinamiğinin ikinci yasası kullanılarak da açıklandı. Basit geometrik şekiller kullanarak yüksek simetrinin her zaman en düşük bilgi entropi durumuna veya en düşük bilgi içeriğine karşılık geldiğini gösterdik ve bu da doğadaki her şeyin neden asimetri yerine simetriye yöneldiğini açıkladı. Çalışmasında özellikle dikkat çeken kısımsa bilgi sistemlerinin gereksiz olarak kabul edilen bilgileri nasıl kolayca silebileceğini açıklayan kısım. Bu aslında bilgisayar kodlamasındaki kurallara benziyor, yani kendini sıkıştıran ve optimize eden bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Eğer yaşadığımız evren de bir simülasyonsa, bu açıdan bakınca karmaşık bir evrenin simülasyonunu yapabilmek için hesaplama gücü ve veri depolama gereksinimlerini azaltmak amacıyla veri optimizasyonu ve sıkıştırma mekanizmaları gerekecektir. Bilgi dinamiğinin ikinci yasası, evrendeki herhangi bir olay veya süreçle ilişkili bilgi içeriğini esasen en aza indirir. Bilginin en aza indirilmesi aslında Shannon'ın bilgi teorisinde açıklandığı gibi bilgi içeriğinin optimizasyonu veya en etkili veri sıkıştırması anlamına gelir. Bu davranış tamamen programlama dillerinde ve bilgisayar kodlamasında uygulanan kuralları anımsatmakta. Bilgi dinamiğinin ikinci yasası evrensel olarak ortaya çıkıyor gibi göründüğünden ve aslında kozmolojik bir zorunluluk olduğundan bunun tüm evrenin simüle edilmiş bir yapı gibi göründüğü gerçeğine işaret ettiği sonucuna varabiliriz. Bizimki gibi süper karmaşık bir evren eğer bir simülasyon olsaydı
Hesaplama gücünü ve veri depolama gereksinimlerini azaltmak için yerleşik bir veri optimizasyonu ve sıkıştırma mekanizması gerektirirdi. Dijital veriler, biyolojik sistemler, atomistik sistemler, simetriler ve tüm evren dahil olmak üzere etrafımızdaki ampirik kanıtlarla gözlemlediğimiz şey tam olarak budur. Mantıksal açıdan bakınca bu sonuç hepimizin böyle işleyen bir bilgi sisteminde sonuçta bir simülasyonda yaşayabileceğimiz fikrini destekliyor. Araştırmayı en basit cümlelerle özetlemek gerekirse, fizikçi, evrendeki bilginin tıpkı bilgisayar kodlamasında olduğu gibi çalıştığını, yeni bilgilere eski bilgiler sıkıştırılarak yer açıldığını, yani aşırı yüklemenin önlendiğini ve evrenin görünen fiziksel yapısının simetri örneğinde olduğu gibi en az bilgi depolayacak şekilde olduğunu ve bunların evrenin bir simülasyon olduğuna dair kanıtlar olduğunu düşünüyor. Durum böyleyse kendi Matrix'imizin Neo'su aramızdan biri olabilir mi? Eğer yaşadığımız her şey gerçekten bir bilgisayar oyunundan ibaretse, gezegenimizi kapsayan bölümün oyun konsolu şu anda vahşetten zevk alan bir ergenin eline geçmiş gibi görünüyor. Kendisi bizi biraz kendi halimize bıraksa çok iyi olurdu. Ve eğer evrenimiz gerçekten bir simülasyonsa, yaşadığımız her şey ne kadar anlamsız olurdu? Tüm sorunlarımız, endişelerimiz, hırslarımız ne kadar gereksiz olurdu? Duygu sandığımız şeyler belki de sadece bir bilgisayar kodlaması. Belki birileri bizi gerçekten gözetliyor. Soru şu, biri bizi gözetliyorsa gözetleyen kim? Daha önceki bir videoda anlattığım CIA raporunda iddia edildiği gibi bu simülasyonu idare etmenin yolunu buldularsa bu bilgiyi elinde bulunduran kişi sadece dünyanın değil evrenin de hakimi olurdu. Raporda bahsedilmemiş ama bence rüyalar da sanal gerçekliğin bir kanıtı olabilir. Her ne kadar nöronlar, beynin yapısı, göz yanılgısı filan şeklinde açıklanmaya çalışılsa da belki uyuyunca yani şalterimizi kapatınca beyindeki bilgi işlem ünitesi devreye girip evrenin her alanından gelen bilgileri ayrıştırmaya çalışıyor. Aksi halde hiç gitmediğimiz yerleri görmemiz ya da hayatımızda hiç karşılaşmadığımız insanları görmemizi açıklamanın bir yolu yok. Eğer rüyalar sadece kişinin bizzat tanıdığı kişi ve çevreyle sınırlı olsa o zaman beyin günlük hayatı gece işleme alıyor tezi doğru olabilirdi ama olay bundan çok daha karmaşık. Mesela kendi adıma örnek verecek olursam, bir rüyada asteroid kuşağındaki bir uzay üssünü ziyaret etmemin, Osmanlı döneminde at arabasıyla İstanbul'u gezmemin ya da geçen gece rüyamda Atatürk'le sohbet etmemin mantıklı bir açıklaması olamaz. Evet, hayat çözemeyeceğimiz kadar karmaşık ve sanki birileri onu daha da karmaşıklaştırarak zevk alıyor. Her nerede yaşıyor ya da yaşatılıyorsak, kendinize iyi bakın ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın.